Yayınıma hoş geldiniz. Evet, siper için, siper hava savunma sistemi için yeni açıklamalar ve Altay tankı için tarih geldi. Evet, savunma sanayi müsteşarı Sayın Demir, Türkiye'mizin gururu, milletimizin gururu açıklamalarıyla bize hep moral veriyor ve yaptığı açıklamalar sahada yer buluyor. Ve dünyanın en iyi silahları Türkiye vizyona çıkarıyor. Bu da tabii ki çok önemli bir güç. Çok önemli bir anekdot. Siper hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Çıktığı günden itibaren konuşulan ve devamlı menzili etkisi S-400'lerle karşılaştırılan, Patriot'larla karşılaştırılan bir sistem. Özellikle Türkiye'nin NATO standartları kapsamında ürettiği ve üreteceği, testini başarıyla evet oluşturduğu ve bundan sonraki süreçlerin daha hızlı evrileceğiyle ilgili savunma sanayi başkanının açıklamaları hepimizi heyecanlandırdı, ama asıl heyecanlandığımız kısım menzil konusu. Türkiye'nin dikey atış sistemiyle başarıyla uyguladığı bu sistem hepimizin gururu. Evet, siper hava savunma sistemiyle özellikle S-400'lerin ulaştığı mesafelere veya her türlü uçağı göklerde vurabilme özelliğini taşıyan güçlü radarlarla beslenmiş bir hava savunma sistemi. Türkiye Hisarlı'yı beklerken bir anda karşısında Siper'i buluverdi. Siper'in kapsamının ve genişliğinin, menzilinin, ek özelliklerinin sahadaki askeri unsur, evet askeri görevliler ve üretim merkezindeki mühendislerle devamlı değerlendirildiğini belirten Sayın Demir, özellikle bize 70 ila 110 kilometrelik Siper'in, evet Siper'in menzili konusunda da bu menzil artabilir müjdesi verdi. Biz böyle algıladık açıkçası. Böyle olunca ihtiyaçlara ve gereksinimlere göre bu artışlar gerçekleşince seviniyoruz. Neden? Bu artışın, bu açıklamanın ciddiyetini önce önemsiyoruz. Çünkü Hisar'a çıktı, sahadaki komutanlar yine gereksinimleri belirttiler ve Hisarlı'ya geçildi seri üretimde. Türkiye her geçen gün bu teknolojide, bu alanda güç kazanıyor, zaman kazanıyor ve önemli bir evet alan ve hakimiyet kazanıyor. Şimdi siper sistemimizin 2022'nin sonunda yetişebileceğini anlıyoruz. Ve bunun devamlı değişik katmanlarda menzilinin artacağına inanıyoruz. İlk prototip mesela 70 ila 110 diyelim. İkinci üretilen prototip 120-150 arası olabilir değerli izleyenler. Bu artık bizim ulaşacağımız ve teknolojimizin bize izin vereceği bir alan. Evet, bu teknolojide çeşitli ülkelerden ve deneyimlerinden faydalanıyoruz. S-400'ler geldi. Tabii ki bize bu üretimde faydası oldu. Ve bunun yanında daha da nice faydaları da olmuyor değil. Evet, başarılıyız. Başarılı da olmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da tabii ki başka müjdeler de geliyor. Siper sistemimizde, evet siper sistemimizde olağanüstü bir şekilde artık caydırıcılığımızın arttığını görmekteyiz. Bu caydırıcılık siper sistemimizin artık işleme geçtikten sonra oluşmasıyla şekillenecek. Artık siper sistemi bize büyük bir güç sağlayacak. Altay tankı ile ilgili son durumu açıklayalım. Altay tankında Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu pandemi nedeniyle Güney Kore ile tank konusundaki yavaşlayan irtibatımıza hız kazandırdı. Ve varılan anlaşmaya göre ihracat izni çıktı. Bu çok güzel. İyi niyet anlaşması çıktı. Sıra bu iş artık mutabakata, anlaşmaya çevirip sahada işlevlik kazandırmaktaydı. Bunun için de evet savunma sanayi müsteşarlığımız Güney Kore ile temas kurdu. Bu temas sonrasında Güney Kore'den evet Şubat'la ilgili artık bu işi nihayete erdirme ve imzalama konusunda bir görüş birliğine varıldı. Yani
uzun zamandır projedeki duraksalık ve Altay tankının bitmek bilmeyen evet bir çözüm konusundaki zorluğu ve bu konudaki gecikme, şanssızlık artık şeytanın bacağı kırılıyor dedirtircesine önemli bir evreye doğru gidiyor. Şunu belirtmeliyiz ki Altay tankında artık Güney Kore ile neredeyse bir evet teknoloji paylaşımı da söz konusu. Bu muazzam bir duygu. Çünkü yeni üreteceğimiz Altay tankının motorunda bu tecrübeden de faydalanacağız. Yani Türkiye yaş tahtaya basmaz. Sayın Demir gülümsüyorsa, pozitifse her zaman bir çare bulunuyor demektir. Kendisinin de tabii ki bu yöndeki içten ve samimi çabalarını ayakta alkışlıyoruz. Heyecan duyuyoruz ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Sayın Demir özellikle S-400 ile ilgili açıklamalarda bulundu. S-400'lerin tehdit algısına göre, evet tehdit algısına göre kullanılabileceğini, mevcut tehditlerin güncelliğine göre aktivize edilmesinin önünde hiçbir engel olmadığı belirtildi. Bu da müthiş bir müjde. Özellikle teknoloji paylaşımı ve bunun hangi parçalarıyla ilgili bir paylaşım konusuna tabii ki haklılık olarak değinmedi. Bu konuda Türkiye'nin her yönden tabii ki ikili anlaşmalar ve kendi milli güvenliği açısından her açıklamayı yapması da zaten beklenmemeli. Çünkü Türkiye bölgede en çok gıpta edilen, en çok kıskanılan bir pozisyonda. Ayrıca Rusların S-500 projesine de biraz ihtiyatlı yaklaşıyorum. Sorular geldiği için söylüyorum. S-500 projesinin sahadaki işlevliğinin daha S-400'ün kendini tam ispat etmeden sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Özellikle balistik füzeler için üretildiği söylenen S-500'lerin sıcak bir savaş ortamında değerlendirilmesi veya çok ciddi bir tatbikat ortamında test edilmesinin zorunlu olduğunu belirtmek isterim. İşte değerli izleyenler, gerçekten Türkiye özellikle siperde ek menzili ve daha değişik özellikleri ve ek geniş kapasiteli yepyeni bir ürün geleceği müjdesini Sayın Demir'den alıyoruz. 2022 yılında bile son testi yaparak siperin ilk prototipi evet hazırlanabilir. Ayrıca Altay tankı ile ilgili kabus bitiyor. Şubat'ta seri üretim için çalışma, Ar-Ge ve hazırlama için ve yerli motorumuz için teknoloji paylaşımı yapacağımız Güney Kore ile ilgili görüşme trafiğimiz başlıyor. Güzel günler yakın diyoruz. Daha güzel günler daha da yakın. Göklerimiz emin, tanklarımız Altay olduktan sonra kim tutar bizi, değil mi? Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.